Hepinize merhabalar. 5018 sayılı kanun anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. bölümde kalmıştık. Başlangıç maddesinde stratejik plan kamu idarelerinin 5018'in de sürecini aslında bahsetmiştik. Kamu idareleri stratejik plan hazırlarlar demiştik. Daha sonra performans programı hazırlarlar. Daha sonra bütçelerini hazırlarlar. Bütçelerini hazırlarlar. Ona göre gelir ve gider işlemleri tahakkuk eder, ödenir. Daha sonra bunlara göre yaptıkları faaliyetlere ilişkin faaliyet raporlarını, faaliyet sonuçlarını içeren faaliyet raporlarını hazırlarlar. Daha sonraki bölümlerde de denetim ve değerlendirme ve hesap verme görülecek. Şu anki bölümümüz 4. sırada yer alan faaliyet raporları, faaliyet sonuçlarını içeren faaliyet raporlarıdır. Şimdi nedir faaliyet raporları? Başlangıç maddelerinde hesap verme sorumluluğundan bahsetmiştik. Kamu idareleri de bu hesap verme sorumluluğunun gereği olarak bir mali yılda gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri içeren raporlardır. Adı üzerinde faaliyet raporu. Şimdi faaliyet raporunda kanun metninde isimler birbirine yakın, işte genel faaliyet raporu, birim faaliyet raporu şeklinde. Bunu tablomuz üzerinden devam edelim. Kitabımızın sayfa 323. sayfasında. Bu tablo üzerinde açıklamaya çalışacağım. Şimdi burada birim faaliyet raporu var, idare faaliyet raporu var. Bakın sizlere bir belge göstereceğim. Bu 2019 yılı Muhasebat Genel Müdürlüğü birim faaliyet raporu. 2019 yılı birim faaliyet raporu. Bu da Hazine Maliye Bakanlığı idare faaliyet raporu. Birim faaliyet raporu o kamu idaresinin içerisindeki bir birimin hazırlamış olduğu faaliyet raporu, rapordur. Bunlar birleştirilir, daha sonra idari faaliyet raporu oluşturulur. Neler yer alır? Bakın sadece içindekilerden bahsedeyim. Detaylı olarak bakmanızı tavsiye ederim. Belge hakkında neleri içerdiği hakkında daha geniş bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim. Hatta bu konularla ilgili tezler 5018'in geneliyle ilgili aklınızda daha iyi kalması için tezler, makaleler okumanızı da tavsiye ederim. Niye böyle bir şeye faaliyet raporlarına ihtiyaç duyulmuştur, neyin gereğidir, neler içerir daha ezber yapmamanız için aklınıza kalması için. Genel bilgilerden bahsediyor, fiziksel yapı, işte insan kaynaklarından sunulan hizmetler, hangi hizmetler sunuluyor ondan bahsediliyor. Amaçları, hedefleri, faaliyetlere ilişkin genel bilgi ve değerlendirmeler, hangi faaliyetler yapılmıştır, bakın burada yapmış olduğu faaliyetler ve projelerden bahsediyor. Daha sonra kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi başlıyor. Öneriler ve tedbirler şeklinde. Asıl bölüm şurada. Faaliyetler ve projeler bilginde bir yıl içerisinde neler yapmıştır şeklinde. Bu da bakanlığın faaliyet raporu. Aynı içindekiler bölümü aşağı yukarı aynı. Sadece isimleri değişik. Şimdi bu tabloyu niye gösterdim? Birim faaliyet raporu merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları hazırlar. Şu tablonun tamamından her kelimesinden soru çıkarılabilir. Kimi kapsamaktadır? İsmi nedir? Kim hazırlar? Nereye gönderilir? Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkisi hazırlar. Bir harcama yetkilisinden bahsetmiştik. Bütçe ile ödenek tahsis edilen, bir de taşrada ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen harcama yetkisi. Bunu bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilisi hazırlıyor. Kime gönderiyor? Üst yönetici. Neden gönderiyor? Üst yönetici de onları toplayıp İdare faaliyet raporunu hazırlayacak. Bunu her yıl hesap verme sorumluluğu kapsamında her yıl hazırlıyor. Yapmış olduğu faaliyetlerden bahsediyor. Bu birim faaliyet raporu. O kamu idaresinin içerisindeki birimlerin hazırlamış olduğu. Daha sonra idare faaliyet raporu. Bu birimlerinki toplandı. 5-6 biriminki toplandı diyelim. Üst yöneticiye gidiyor. Üst yönetici bunu hazırlıyor. Bunun hazırladığı da idare faaliyet raporu. Mesela Maliye Bakanlığı'nınki ne? İdare faaliyet raporu. Muhasebatınki birim faaliyet raporu. Bu da Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderiyor. Birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanıyor. Birimi esas alarak idare hazırlanıyor. Daha sonra mahalli idareler faaliyet raporunu mahalli idareler hazırlıyor. Sayıştay'a ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na neden gönderiliyor? Bakın burada mahalli idareler faaliyet raporu, mahalli idareler genel faaliyet raporu. Bu genel dediği zaman tamamını kapsadığı için bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı hazırlıyor. O da yine Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderiyor. Bunu yine mahalli idareler faaliyet raporunu esas alarak hazırlıyor.
kendi değerlendirmelerini de ekliyor. Bakın birim faaliyet raporu hazırlanıyor, harcama yetkilisi. Bunu baz alarak üst yönetici idare faaliyet raporunu hazırlıyor. Daha sonra mahalli idarelerin kendileri mahalli idareler faaliyet raporunu hazırlıyor. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı bunları topluyor. Mahalli idareler genel faaliyet raporunu oluşturuyor. Daha sonra genel faaliyet raporu. Bakın genel faaliyet şu mahalli idarelerin geneli vardı, o hazırlandı. Mahalli idareler dışında kalanlara verilen isim genel faaliyet raporu. 5018'in kapsamında ne vardı? Merkezi yönetim, sosyal güvenlik ve mahalli idareler. Şimdi mahalli idarelerin geneli hazırlandı. Dolayısıyla genel faaliyet raporu merkezi yönetim artı sosyal güvenlik kurumu. Yani mahalli idareler burada yok çünkü hazırlandı. Bunu da Cumhurbaşkanlığı hazırlıyor. Gönderileceği yer Sayıştay. Kamuoyuna açıklanıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösteriyor ve mahalli idarelerin mali yapılarına ilişkin değerlendirmelere de yer veriliyor. Sayıştay idare faaliyet raporlarını, mahalli idareler hariç, mahalli idareler genel faaliyet raporu, genel faaliyet raporunu Sayıştay diş denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor. Sayıştay, mahalli idareler hariç idare faaliyet raporlarını, mahalli idareler faaliyet raporlarını ve genel faaliyet raporunu. Şimdi idare faaliyet raporu şuydu. Birimi değil, idare faaliyet raporlarını hazırlıyor ama mahalli idareler hariç. Mahalli idarelerinkini de genelini alıyor. Sayıştay'a gönderilmiş diye genelini hazırlıyor, meclise gönderiyor ve genel faaliyet raporunu görüşlerini de dikkate alarak denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarına görüşüyor ve bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendirileceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. Faaliyet raporları bu şekilde. Sayıştay'dan da bahsettik. Dış denetim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor. 41. madde bu şekilde. Bolca sorularımız var. Ben madde metnini anlatmakta yetineyim. Kesin hesap kanunu. Şimdi bütçe hakkından bahsetmiştik başlangıç maddelerinde. Merkezi yönetim bütçe kanunu neydi? Meclis bütçe hakkı gereği yetki ve o bütçenin kullanılmasına yetki ve izin veriyordu başlangıçta. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yürürlüğe girmesi için meclis tarafından onaylanıp mali yıldan önce yürürlüğe giriyordu. Bütçe kanunu kullanmadan önce izin veriyor bütçe hakkı gereği. Daha sonra bu bütçe uygulandı. Bunun uygulanmasının sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanıyor. Bütçe daha gelecek yılın bütçesini, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu neydi? Gelecek yılı ilişkin gelir ve gider tahminlerini gösteren bir kanundu. Kesin hesap kanunu da artık geçmiş yılın uygulama sonuçlarını meclis onama yetkisini kullanıyor. Kesin hesap kanunuyla. İşlem bittikten sonra yani. Muhasebe kayıtları esas alınarak hazırlanıyor. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun şekline uygun oluyor. Muhasebe kayıtları olduğu için dolayısıyla Hazine Maliye Bakanlığı'nca hazırlanıyor. Onun muhasebe sistemindeki veriler baz alınarak hazırlanıyor. Bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte ne zaman veriliyor? İzleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar. Cumhurbaşkanı tarafından meclise sunuluyor. Şimdi Hazine Maliye Bakanlığı'nca hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı tarafından da meclise sunuluyor. Ne zaman? İzleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar. Şimdi Ekim'de ne yer alır konusuna gelelim. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ekleriyle bunları karıştırmayalım. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na neler eklenir? Bundan daha çok işlem bittiği için Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uygulandı. İşlem bitti. Bakın genel mizan. Artık işlemler bittiği için artık bir mizan oluşuyor. Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması. Bütçe gelirlerine ilişkin orada muhasebe kayıtlarına baz alınarak
bütçe gelirleri oluşmuş oldu. Onlara ilişkin kesin hesap cetveli oluşuyor. Dolayısıyla bu kesin hesap kanun teklifinin bir ekidir. Bütçe giderleri de aynı şekilde bütçe rehberindeki kodlara göre 1, 2, 1 personel giderleri, işte 2 sosyal güvenlik, 3 mal ve hizmet alımı şeklinde bütçe giderleri de oluşmuş oluyor. Onun da kesin hesap. Yani bunlar işlemler bittikten sonra oluşan tablolardır diyelim. Dolayısıyla kesin hesabın ekinde yer alır. Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki değil. Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibariyle dağılımı. Gelir ve giderler belli artık. Bunların iller itibariyle dağılımı rahatlıkla yapılabilir. Bu da bir kesin hesaptan sonra ancak olur. İdareler itibariyle aynı şekilde çok rahat gelir ve gider hazırlandıktan sonra bunun idareler itibariyle de dağılımı yapılabilir. Devlet borçları ve hazine garantilerine ilişkin cetveller, yıl içerisinde silinen kamu alacakları cetveli. Yani bunların hepsi, şunu demek istiyorum, bütçe kanunun ekleriyle karıştırmayın isimlerinden de, veya şöyle de aklınıza kalabilir. Bunlar artık bütçe kanunu uygulanmış, işlem bitmiş, bakın silinen kamu alacakları, bir kamu alacağı silinmiş. Bütçe kanunu öyle değil, bütçe kanunu daha başlamamış. Onun ekinde yer alan belgeler, tablolar farklı. Mal yönetim icmal cetvelleri, Hazine Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler. Kesin hesap kanunu bunları ekleri, birlikte görüşülen belgeler. Bu da birlikte görüşülen belgeler. İdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu, kesin hesap kanunu teklifi, merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi birlikte görüşülür. Merkezi yönetim bütçe kanunu, bunlar birlikte görüşülüyor. Ancak bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında öncelikle görüşülür. Kesin hesap kanunu da bu şekilde bahsetmiş olduk. Genel uygunluk bildirimi. Sayıştay merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyecek, kim için düzenliyor? Merkezi yönetim bütçe kanununun kapsamındaki, merkezi yönetim bütçe kanununa göre hazırladığı için merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenler genel uygunluk bildirimini. Yani genel uygunluk bildirimi kimi kapsar? Sadece merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri kapsar. Kesin hesap kanunu teklifini, kesin hesap kanunu teklifi verildi. Bundan başlayarak en geç 75 gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Genel uygunluk bildirimi, dış denetim raporları, idare faaliyet raporu, genel faaliyet raporu baz alınarak. Dış denetim raporları, Sayıştay'ın hazırlamış olduğu raporlar, idare faaliyet raporlarından bahsettik ve genel faaliyet raporundan bahsettik. Onlar Sayıştay'a gönderilir dedik. Sayıştay da buna göre ve dış denetim raporları da, Sayıştay'ın yapmış olduğu dış denetim sonucunda hazırlamış olduğu dış denetim raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporlarını dikkate alarak kesin hesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içerisinde genel uygunluk bildirimini de meclise sunuyor. Neyi kapsıyor? Burası önemli. Merkezi yönetimi kapsıyor. Kesin hesap kanun teklifi kimi kapsıyor? Merkezi yönetim bütçe kanununun onama yetkisi kullanılıyor. Kesin hesap kanun teklifi veriliyor. Ondan sonra da genel uygunluk bildirimi geliyor. Kesin hesap kanunun teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olması ilgili yayına ait Sayıştay'ca sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez. Şimdi genel uygunluk bildirimi verildi, kesin hesap kanunun teklifi verildi diye sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez. Hani verildi, işlem bitti, denetimler kesilir değil. Denetimleri önlemez ve kesin hesapların hükme bağlandığı anlamına gelmez. Devam ediyoruz. Başka bir başlığa gelmiş olduk. Şimdi 41'de faaliyet raporlarından bahsettik. Faaliyet raporları, dediğim gibi, isimler birbirine çok yakındır. Dolayısıyla tablo üzerinden çalışmanızı tavsiye ederim. 42'de kesin hesap kanunundan bahsettik. Kesin hesap kanunu neydi? Merkezi yönetim bütçe kanununa izin verdi meclis. Yürürlüğe konmadan önce izin veriyor, bütçe hakkından bahsetti. Daha sonra bu bütçe kanununu uygulandı, gelirler toplandı, giderler yapıldı vesaire. Daha sonra bunu onama yetkisini meclis kesin hesap kanunuyla kullanıyor. O verdiği yetkinin onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanıyor. 42. madde bu. 43. maddede Sayıştay'da genel uygunluk bildirimini hazırlıyor
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için. Şimdi üçüncü kısım taşınır ve taşınmaz işlemleri. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taşınır ve taşınılmaz edilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgali malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir. Nerede düzenleniyormuş? Mevzuat olarak kanununda düzenleniyor. Hangi kapsamda? Genel yönetim kapsamında. Hangi maddenin neyi kapsadığını iyi bilmemiz lazım. Taşınır taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi vesaire. Bunlar kanunlarında düzenlenir. Bu malların kaydı, taşınır ve taşınmazların kaydı, muhafazası, kullanımı, mal yönetimi hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu malların kaydı dediği taşınır ve taşınmazların kaydı, bunların muhafaza edilmesi, kullanılması, mal yönetim hesabı dediğimiz yıl sonu taşınır için taşınır yönetim dönemi hesabının verilmesi, mal yönetim sorumluları dediğimiz taşınır kayıt yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi gibi sorumlulardan bahsediyor taşınır mal yönetmeliğinde. Ve bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Bunlar da dipnot olarak nedir? Taşınır mal yönetmeliği var. Taşınır mal yönetmeliğinin tebliğleri var. Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik var. Yine ayrı bir taşınır mal yönetmeliği var. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşınırların kayda alınması ve bunların yönetim ve iç denetimine ilişkin esaslar yine Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Buradaki fark, burada sayılan idarelerin taşınır yönetmeliği ayrı. Onların taşınır yönetmeliği 2010 tarihli, normal taşınır mal yönetmeliği 2007 tarihli. Bunların yönetmelikleri farklı. Şimdi neden bahsettik? Özet, madde 44 genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınır taşınmaz almaları, edinmeleri, yönetmeleri, trampası vesaire, ecrimisi gibi hususlar kanunla belirleniyor. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler dediği de tapusuz alan olan ancak devlete ait olan dağlar, tepeler gibi yerler. Bunların yönetimi, korunması, işgalli malların tahliye edilmesi gibi hususlar kanunlarında düzenlenir. İlgili kanunlarında düzenlenir. Burada kanun önemli ve genel yönetim önemli kapsam olarak. Şimdi bunların mevzuatını hangi merci düzenler? Cumhurbaşkanı. Bakın Cumhurbaşkanı, başkanlığı da değil Cumhurbaşkanı düzenler. Neyi düzenliyor? Taşınırların kayda alınması. Taşınır mal yönetmeliği de var, taşınmazların kaydı yönetmeliği de var. Bunların kaydı, muhafaza edilmesi, kullanılması şeklinde yönetim dönemi hesabı bahsettim. Bunlar da yönetmelikle düzenleniyor. Yine farklı bir yönetmelikle düzenlenen idareler de burada sayılmış. İkinci mevzuat olarak da taşınır mal yönetmeliği, tebliğleri, kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik. Burada hem taşınır hem taşınmaz. 44. madde bu kadar. Taşınır ve taşınmaz edilme. Madde 45. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nitelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazların yurt içinde veya yurt dışında. Bakın yurt içi de var, burada yurt dışı da var. Bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek, her ikisi de var, veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. Demek ki kapsam yine dikkat ediyoruz, genel yönetim. 5018'in kapsamındaki bütün idarelerden bahsediyor. Kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri kendilerine taşınır ve taşınmaz olduğu zaman yurt içinden de, yurt dışından da bedellerini alabilecekleri yerler hem yurt içi hem yurt dışı. Bedel ödemede peşin, taksit veya finansal kiralama. Üç yöntemle de edinebilirler. Kamu idareleri taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devriyle başka bir kamu idaresi eliyle yürütebilirler. Taşınmaz satın alma veya kamulaştırma. Şimdi burada ne diyor? Kamu idaresi taşınmazı kendi satın alabilir. Veya diyor ki başka bir kamu idaresini aracı kılarak da onun eliyle de alabilir. Veya kamulaştırma işlemini yine başka bir kamu idaresi aracılığıyla da alabilir. Bunda da bundan bahsediyor.
kendisi direkt alabilir. Başka bir kamu idaresini de onun aracılığıyla da onun idaresi altında da satın da alabilir. Kamulaştırma işlemini yetki verir. Kamulaştırma işlemini o idare yapmış olur. Veya satın alma işlemini A kamu idaresi adına B kamu idaresi satın almayı da kamulaştırmayı da yetki devri yoluyla başka bir kamu idaresi de yapabilir. Şimdi burada kapsama dikkat. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar hazine adına. Genel bütçe, burada bakın genel yönetim değil, genel bütçe. Genel bütçe saymıştık. Kapsam maddelerimizde sayılı ağırlıklı olarak bakanlıklardan oluşan tablomuzda yer alan idareler. Sadece genel bütçenin kamu idarelerinin taşınmazları kütüklerinde hazine maliyesi veya hazine diye yazar bunlar. Hazine adına. Diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikler. Bu neden böyle? Şöyle aklınızda kalabilir. Genel bütçe arkadaşlar tanımını yaparken devlet tüzel kişiliğine dahil idareler demiştik. Aslında genel bütçe devletin kendisidir ve o genel bütçedeki o 40 tane yanılmıyorsam kamu idaresini bir devlet olarak, bir tüzel kişilik olarak düşünebiliriz. Tamam, her bir idarenin ayrı bir tüzel kişiliği var ama o 40 tane kamu idaresini bir devlet tüzel kişiliğine dahil daireler dediği için onların hepsini bir bütün olarak düşünebiliriz. Ama diğerlerinin gelir giderleri ayrı. İşte özel bütçe için dediğimiz zaman onun taşınmazı kendi adına, kendi ayrı özel kanunla kurulmuş veya bir özel genel müdürlük, özel bütçeli bir genel müdürlük veya bir mahalli idarenin taşınmazı hazine adına tescil olmaz. Onlar kendi tüzel kişiliği adına, bir üniversitenin veya özel bütçeli bir kamu idaresinin taşınmazı kendi adına kaydolur. Kendi adına tapu siciliyle kaydolur. Kendi tüzel kişiliği var. Ama genel bütçenin devlet tüzel kişiliğine dahil idare olduğu için onlar tapuda hazine adına tescil olur. Ama diğerlerinin hazine adına tescil olmaz. Bir üniversitenin veya özel bütçeli bir kamu idaresinin veya düzenleyici denetleyicinin hazine adına tescil olmaz. Onların kendi ayrı tüzel kişilikleri vardır tapuda. O taşınmazlarla ilgili tasarrufları kendilerindedir. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilir. Evet, ne demek burada? Yani hangisini yönetiyor Çevre Şehircilik Bakanlığı? Hazine adına tescil olanları sadece. Bir üniversitenin veya bir düzenleyici denetleyicinin veya bir mahalli idarenin taşınmazını Çevre Şehircilik Bakanlığı değil. Sadece hazine adına tescil edilen taşınmazı yani ne demek? Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edinilen taşınmazla Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilir. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki eskiden Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılmaktadır. Hazine adına tescil olan taşınmazlar ne olabilir? Tahsis olur, satış olur, kiralama, trampa, irtifak hakkı tesisi gibi işlemleri ne yapıyor? Çevre Şehircilik Bakanlığı bu işlemleri yapıyor ama hangi idarelerinkini yapıyor? Hazine adına tescil edilen, yani bir üniversitenin veya bir mahalle idarenin değil, hazine adına tescil olanları Çevre Şehircilik Bakanlığı yönetiyor. Yönetmekten kasıt ne dedik? İşte satışı, tahsisi, kiralaması, irtifak hakkı, trampa gibi işlemleri Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Bu tescil işlemleri adına tescil yapılan idarenin taşınmazının bulunduğu yerdeki ilgili birime bildirilir. Tescil işlemi yapıldığı zaman da tescil yapılan idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki birime bildirilir demektedir. Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketiminde kullanılması halinde üretiyor, kendi tüketiminde kullanmak üzere üretiyor. Burada da altı çizeceğim işi, raiç bedeli üzerinden ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydediliyor. Üretilen malı kendi tüketiminde kullanması halinde bedelleri, raiç bedel, buraya dikkat, maliyet değil, raiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider kaydediyoruz ve karşılığı da gelir kaydediliyor. Kamu idareleri ihtiyaç fazlası taşınırları ve ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir. Bakın, kamu idareleri ihtiyaç fazlası taşınır da olabilir, ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanacağına
veya amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh olması kaydıyla taşınmazlarını. Şimdi taşınırlarını da, taşınmazlarını da ama taşınmazları yine aynı şekilde şeyli veriyor. Tapu kütüğüne şerh konuluyor. Amacına uygun kullanılması halinde geri alınma şeklinde. Bu şerh dediğimiz bu. Tapu kütüğüne şerh konulması. Bedelsiz olarak devredilebilirler. Diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir. Devredilemeyecek taşınır ve taşınmazlar ile devir ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenir. Kamu idare, burada da ikinci mevzuatımız kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik, kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve değeri hakkında yönetmelik. Şimdi bir taşınmaz var, bunun tahsisini genel bütçe kapsamındaki hazine adına tescil oldu. Kim yönetecek? Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ne oldu? A kamu idaresinin ihtiyaç kullanmadığı zaman ondan geri alıyor, ihtiyacı kalmadı. O taşra birimi diyelim birleşti veya kapandı. Ne yapıyor? Çevre Şehircilik Bakanlığı başka bir kamu idaresine tahsis işlemini yapabiliyor. Ve bununla ilişkin usul ve esasları da tahsis dediğimizde kullanıma verme. Yani bir kamu idaresinin onun tapu adına yine hazinenin değişen bir şey olmuyor. Ama A bakanlığından alınıyor, B bakanlığına sen bunu şu amaçla kullanabilirsin şeklinde tahsis kullanımına vermiş olma diyelim. Kamu idareleri arasındaki taşınmazların mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar mahkemelerce. Ki kamu idaresi arasında taşınmaza ilişkin uyuşmazlıklar mahkeme. Burası da önemli bir madde. Mahkemece çözümlenir. Şimdi madde önemli, kısa aslında ama her kelimesinden bolca soru çıkabilir. Biz de sorduk. Taşınır ve taşınmaz edilmeyi bahsettik. Burada önemli yer, hazine adına hangileri tescil oluyor? Genel bütçe kapsamındakiler hazine adına tescil oluyor. Diğerleri kimin adına tapuya tescil oluyor? Kendi tüzel kişiliği, üniversite özel bütçe ise özel bütçe adına. Karayolları Genel Müdürlüğü özel bütçe, onun tüzel kişiliği adına. Başka şekilde her birinin kendi tüzel kişiliği adına. Ama Maliye Bakanlığı'nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın taşınmazları tapuda Maliye Hazinesi ve hazine şeklinde tescil işlemi olur. Ama A Üniversitesi'nin taşınmazı işte A Üniversitesi diye tapuda, Düz Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi diye onun adına tahsis olur veya A Belediyesi diye o belediye adına tüzel kişiliği var çünkü. Ama genel bütçe hazine adına tescil olunur. Daha sonra bunların yönetimini kim yapıyor? Hazine adına tescil edilen Çevre Şehircilik Bakanlığı sadece genel bütçe kapsamındakileri yani hazine adına tescil edilen taşınmazların yönetmesini yapıyor. Yine devredilemeyeceklerde diğer kamu idarelerine devredebileceklerinden bahsettik. Esaslar da Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir dedik. Yönetilmesi yine aynı şekilde. Burada önemli olan genel bütçe hazine adına tescil oluyor ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Devam ediyoruz. Taşınır ve taşınmaz satışı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazların satışına bakın yine burada dikkat, kapsama dikkat. Genel bütçe. En sonunda tablolar bölümünde de verdik. Bu bütçe kavramları karıştırılabilir. Şimdi taşınır ve taşınmazların satışına Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Çevre Bakanlığı neye yetkilidir? Sadece genel bütçeye. Niye? Genel bütçe demek devletin tüzel kişiliğine dair daireler demektir. Dolayısıyla bunların taşınırları, taşınmazları satışını Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Ama sadece genel bütçe kapsamındakileri yedi. Diğer kamu idarelerine ait satış bedelleri genel bütçeye gelir, kaydedilir, genel bütçe gelirdir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması kanunlarında ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirken yetkili organlar. Şimdi genel bütçe için belli. Sağlık Bakanlığı adına olan bir taşınırın veya taşınmazın veya Maliye Bakanlığı adına olan bir taşınırın satışına, atıl duruma geldiği zaman nedir? Burada halini aldığı zaman taşınır satışında Milli Emlak Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Taşınırları burada haline geldiği zaman satışı veya kullanılmadığı zaman veya taşınırın normal satışı. Yine aynı şekilde taşınmazların satışı Sağlık Bakanlığı veya diğer Adalet Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı adına taşınmazların satışını Çevre Şehircilik Bakanlığı. Hazine, genel bütçe
taşınır taşınmaz işlemleri hazine adına teşhir oluyor ve yönetimi Çevre Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü yani Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Dolayısıyla satışına yetkilidir. Ha, diğerlerinin satışına özel bütçe olsun, diğer kamu idareleri, mahalli idareler kendi kanunlarında yetkili organları kararı, kendi kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bu taşınır taşınmazların satışına kim yetkiliyse o yetkilidir. Genel bütçe için böyle bir kanun yetkiye gerek yok. Genel bütçe için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yetki verilmiştir. Genel bütçede o yetkilidir. Diğerlerinde özel bütçede, bir üniversitede, bir mahalle idarede kendi kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen yetkili organların kararıyla satışı mümkündür. Burası çok önemli. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, bakın burada merkezi yönetim, genel bütçe değil merkez, taşınmazlarından değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununun da belirtilen sınırların üzerinde olanlar Cumhurbaşkanı kararıyla satılır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından, burada sadece taşınmaz var, taşınır yok. Değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda bir sınır var. Sınırın üzerinde olanlar Cumhurbaşkanı kararıyla. Ve burada sadece genel bütçe değil, buraya dikkat, genel yönetim de değil, merkezi yönetim. Yani merkezi yönetim neydi? 1 artı 2 artı 3 sayılı cetvel, genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici, denetleyici kurum bütçesi. Bunların, taşınmazların değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınır var. O sınırın üzerinde olanlar Cumhurbaşkanı kararıyla satılıyor. O sınıra kadar olanlar ne şekilde satılıyor? Genel bütçe için Çevre Şehircilik Bakanlığı, diğerleri kendileri yetkili organlarında belirtilen makamlar aracılığıyla satılıyor. Bunların üzerinde olanlar, merkezi yönetim için söylüyorum, merkezi yönetim bütçe kanununda bir sınır belirtiyor. O sınırın altındakiler burada. Üstünde olanlar Cumhurbaşkanı kararıyla. Belli bir rakam var. Orada her yıl bütçe kanunuyla belirlenen bir rakam var. O rakamın üzeri Çevre Cumhurbaşkanı kararıyla satılıyor. Ama sadece merkezi yönetim. Burası da önemli. Burada da kısa anlaşılır. Kapsamlar önemli burada. Çevre şehircilik hangisine yetkili ve sınırın üzerinde olanlar ne şekilde satılır? Çok önemli. Taşınmazların tahsisi. Kamu idareleri kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen hizmetleri yerine getirilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazları devletin hüküm ve mülkiyetindeki taşınmaz kendi tapulu yerleri, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde tapusuz ama devlete hazineye ait olan yerler birbirlerine ve köy tüzel kişilerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Kamu idareleri burada köy ifadesi önemli. Birbirlerine de tahsis edebilirler. Köy tüzel kişiliklerine de bedelsiz olarak tahsis nedir? Tapuyu vermiş olmuyorsunuz, kullanım hakkını vermiş oluyorsunuz. Şu amaçla kullanmak üzere veriyorsunuz. Tahsis edilen taşınmaz amaç dışı kullanılamaz. Belli bir amaçla işte şu hizmetin sağlık için, eğitim için, okul için vesaire verdiğiniz zaman tahsis amacı amaç dışı kullanılamaz dediği o. Hangi amaçla tahsis edilmişse. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz yerleri tahsis etmeye. Bakın yönetme hazinenin özel mülkiyetinde dediği genel bütçe hazinede genel bütçeye ait olup hazine adına tapuya teslim olan taşınmazlar hazinenin özel mülkiyetinde tapusunda bunların hazine yazar. Bunların satışına ve yönetimine kim yetkiliydi? Çevre Bakanı. Bu bir, hazinenin özel mülkiyetinde hazinenin tapulu olarak sahip olduğu yerler. Devletin hüküm ve tasarruf altındaki yerlerde nelerdi? Bunlar tapusu yok. Dağlar, tepeler, göller gibi diyelim tapusu yok ama bunlar da yine hazinenin varsayılır. Devletindir. Devletin hüküm ve tasarrufu, bakın isim üzerinde, devletin hüküm ve tasarruf altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya, bir amaç için tahsis ettiniz, daha sonra bu amaç ortadan kalktı, başka bir kamu idaresine veriyorsunuz, dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Tahsisi kaldırıyorsunuz. Çevre Şehircilik Bakanlığı, diğer taşınmazları tahsis etmeye, tahsisi kaldırmaya maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin yönetmeliğini Çevre Şehircilik Bakanlığı belirleniyor. Kamu idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkındaki yönetmelik, kısa, basit, anlaşılabilir madde. Dikkat edeceğiniz şey şurası.
ikinci mevzuattan bahsettim. Kanunlarındaki özel hükümler saklıdır. Özel bir kanunda özel bir hüküm varsa o geçerlidir. O her zaman için genel bir kural. Şimdi kısa bir tekrar. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Çevre Şehircilik Bakanlığı ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye. Yani başka bir kamu idaresine bir taşınmaz var, bir ilçede okul yapılmak amacıyla onu hazinenin ise veya devletin hüküm ve tasarruf altındaki yerse tahsis etmeye. Daha sonra bu ihtiyaç ortadan kalktığı için başka bir kamu idaresine verilecek. Diyelim sağlık amaçlı kullanılacak, sağlık hoca tahsisini kaldırmaya Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Hangisine? Hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu. Yani genel bütçenin taşınmazlarını. Diğer taşınmazları tahsis etmeye, tahsisini kaldırmaya, yani bunların dışındakileri hangi kamu idaresinin ise o kamu idaresi yetkilidir. Özel bütçe ise özel bütçeli A üniversitesinin taşınmazının tahsisini A kamu idaresinin o kendi mülkiyetinde o yetkilidir. Veya A mahalle idaresinin taşınmazının tahsisi o kamu idaresi yetkilidir. Çevre Bakanlığı sadece hazinenin özel mülkiyetindeki ve devletin hüküm ve tasarrufu altındakilere yetkilidir. Devam ediyoruz. Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk. Kamu idareleri taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası, kullanımından doğan sorumluluk kullanımından sorumludurlar. Taşınırlardan bahsettik, taşınmazlardan bahsettik. Kamu adına kaynakların kullanılması söz konusu. Dolayısıyla burada yönetim, kaydı, muhafaza edilmesi ve kullanımından sorumludur. Taşınırların özelliğinden ve olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ve usulüne uygun olarak belirlenen fireden dolayı sorumluluk alınmaz. Taşınır öyle bir özellikte dedi ki ufak bozulma olabilir o taşınırın özelliğinden zamanla. Bunda sorumluluk aranmaz bahsediyor. Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevler taşınırların korunmasında, taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Taşınır kullanılmak üzere, taşınır mal yönetmeliği vardır. Burada taşınır kayıt yetkilileri, kontrol yetkilileri. Burada da kullanılmak üzere taşınır teslim edilen bir taşınırı kullanmak üzere size tahsis edildi. Bir bilgisayar, bir taşınır size teslim edildi. O görevli taşın veya bir araç yine aynı şekilde taşınırın korunmasından, taşınıra verilen zarardan sorumludur. Kamu idareleri verilen zararların sorumlulara ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Devlet malını teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla bir zarara uğranma olursa bunun kamu zararı olarak tahsil edilmesi gerekir. Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak ve verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı hareket eden ve işlemden doğacak zararlardan malların yönetimi ve kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur. Bu maddemizde bu şekilde mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk maddesi, muhasebe sistemi farklı bir başlık, burada ara vermiş olalım.